Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size bir sürpriz göstereceğim. Aylar öncesinde bir para çiçeği yaprağını ben çimlendirmek için koparmıştım. Dikim yaptığım zaman, saksı değiştirdiğim zaman ve onu evde çimlendirmeye çalıştım ama başaramadım. Ne yaptım sonra? Sürekli bulunduğum ortama getirdim ve böyle bir toprak karışımı hazırladım. Bunun içine koydum ve suladım. Islak kalmasını sağladım ve size şimdi ne olduğunu göstereceğim. Bakın çimlendi. Şöyle netleştireyim. Çok mutluyum arkadaşlar. Para çiçeğim çimleniyor. Bakın. Bu şekilde yapraktan para çiçeğimizi çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Netleştiriyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde bir toprağın içine, geçirgen bir toprağın içine koyabiliriz. Benim diğer yapraklarım öldü maalesef. Onların arasından sadece şu ikisi kaldı ama bunlar da ölmek üzere. Sanırım bunlar da ölecek. Burada da arkadaşlar kaktüs tohumlarım vardı. Kaktüs tohumlarımı bunun içine koydum. Toprağımı içine kattım, ıslattım. Sonra kaktüs tohumlarımın üzerine serpiştirdim ve ağzını kapattım. Bu şekilde bekletiyorum. Bulunduğum ortam biraz soğuk olduğu için arkadaşlar şöyle bir kutu yaptım. Bu kutunun içine koyuyorum. Ve sürekli ışık gören bir yerde bekletiyorum arkadaşlar. Bu şekilde uyguladım arkadaşlar. Siz de isterseniz bu şekilde para ağacınızın yaprağını çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evde kaktüs tohumlarımın tohumlanmış çimlenmiş olanları var. Onları da eve gittiğim zaman çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel küçük küçük minik minik çimlendirmelerim oldu. Yukarıya doğru çıkıyor kaktüslerim. Onları da çekeceğim arkadaşlar yakında. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalınız.